Arkası Yarın. Kurnaz Acemi Soyguncu 3. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Gürkan, Zafer ve Özgür adlı üç arkadaş sinemaya bitişik bir kuyumcu dükkanını soymaya karar verirler. Gece yarısı sinemaya giren üç kafadar, seyirciler çıktıktan sonra duvarı delerek kuyumcu dükkanına girerler ve dükkanda bulunan bütün altın ve mücevheratı alarak kaçmaya kalkışırlar. Ancak tesadüfen olay yerine gelen polis arabası durumun farkına varır ve polislerle soyguncular arasında bir silahlı çatışma çıkar. Çatışma sonunda iki polisle birlikte soygunculardan Gürkan ve Zafer ölürken, Özgür ağır yaralı bir vaziyette olay yerinden geçmekte olan Saffet adında birinin arabasına silah zoruyla biner. Ancak ağır yaralı olan Özgür arabada ölür. Araba sahibi Saffet ne yapacağını şaşırır. Önce polise gitmek ister ama Özgür'ün elindeki çuvalın içinde altınları görünce polise gitmekten vazgeçer. Az maaşla çalışan bir adam olan Saffet, bu sahipsiz ama kanlı altınlara sahiplenmeye karar verir. Az kalsın heyecandan kalbim duracaktı. Cesedi denize atıp ondan kurtuldum. Mücevherler bende. Sakinleş oğlum, sakinleş. Gören de polisleri senin öldürüp soygun yaptığını sanacak. Evet. Evet, şimdi ne yapmam gerektiğini düşünmeliyim. Arabanın koltuğunda kan izleri var. Temizlenecek. Polisin kurşunu ön camı kırdı. Cam kırıkları toplanacak. Sonra da yeni cam taktıracağım. Bir de şu mücevherler. Evet, onlar. Onları saklayacak emin bir yer lazım bana. Buraya saklasam olmaz. Hepsi bir tek oda. Yarım saatte bulunur. O halde tamam. Mücevherleri ve soyguncunun tabancasını bir çantaya koyarak bir banka kasasında saklarım. Evet. Böylece evim aranırsa aransın, önemli değil. Bulamazlar. Evet. Bu arada uyku uyumayı da unuttum tabii. Ne yapalım? Bugün böyle ayakta idare edeceğim artık. En önemlisi Sümbül'ü arayıp bu sabah gelmeyeceğimi söyleyeceğim. Alo, Sümbül, günaydın canım. Ben Saffet. Neden mi aradım? Bugün seninle pikniğe gidecektik ya. Gidemeyeceğimizi bildirmek için aradım seni. Yo, önemli değil. Sadece başım ağrıyor biraz. Onun için aramıştım seni. Gelmeyeceğim de ne demek? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Saffet? Ne? Ne, anlamadım. Alo. Terbiyesiz küstah. Utanmadan yüzüme karşı telefonu kapattı. Sorarım ben ona. Ne oldu Sümbül? Yine kiminle kavga ediyorsun kızım? Saffet'le. Bu adam ya aklını oynatmış ya da sarhoş. Bugün öğleden sonra pikniğe gideceğimizi biliyordu. Benim hazırlık yapacağımı, zeytinyağlı dolma yaptığımı, kuru köfte yaptığımı da biliyordu. Neden gelemiyormuş peki, söylemedi mi? Beyefendinin başı ağrıyormuş da bu yüzden gelemeyecekmiş. Başı kopar inşallah. Terbiyesiz, özür bile dilemedi. Belki de hastadır kızım. Hakikaten başı ağrıyor olabilir. Hayır, hasta falan değil. Ben hasta insanın sesinden tanırım baba. Resmen beni görmek istemiyor işte. Canım, insanlık hali, morali bozuktur. Hemen kötüye yorma. Saffet'in buna hakkı yok baba. Eğer hemen evlenmiyorsak ikimiz için de bir sebebi var tabii. O ailesine para göndermeyi, ben de sana bakmaya mecburum. Bu gerçeği ikimiz de kabullendik. Ben neden evlenmenize engel oluyorum kızım, anlamıyorum.
Ben sen olmadan da yaşayabilirim. Evet ihtiyarım, tekerlekli sandalyeye mahkumum ama emekli maaşım var. Bir huzur evinde kalabilirim. Saçmalama pekala. Baba. Ben hayatta olduğum sürece seni düşkünler yurduna göndermem. Bunu daha önce de konuşmuştuk seninle. Ayrıca evlenmemize tek engel sen değilsin. Saffet ailesine her ay para göndermeye mecbur. Aldığı o komik maaşla hem ailesini hem de evlenirsek bizi nasıl geçindirecek? Ne oluyor? Ay kapıymış. Bir dakika, bir dakika geliyorum. Buyurun, ne istediniz? Affedersiniz, Özgür Bey'i arıyordum. Burada mı oturuyor kendisi? Şey, evet. Siz kimsiniz? Cinayet masasından komiser Yalçın. Sizin adınız ne? Oya. Özgür'ün ablasıyım. Özgür'e bir şey mi oldu yoksa? Ne olur söyleyin, iyi mi o? Sakin olun küçük hanım, sakin olun. Kardeşinizin iyi olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer onu bulursak anlayacağız bunu. O burada sizinle beraber mi oturuyor? Evet ama... Şu anda evde mi? Hayır, dün geceden beri eve gelmedi. Ben de çok merak ediyorum onu. Lütfen söyleyin, yoksa başına bir iş mi geldi kardeşimin? Bilmiyoruz küçük hanım, biz sadece onu arıyoruz, konuşmak için. En son dün akşam konuştum kendisiyle. Akşam sinemaya gideceğini söylemişti. Kardeşinizin Zafer Demir adında bir serseriyle arkadaşlığı var mı? Şey, bilmem. Ya da Gürkan Sağlam'la. Hadi kızım doğruyu söyle bize. Kardeşinize yardım etmek istiyorsanız bize her şeyi açık açık söylemelisiniz. Yüzlerini görmedim ama ikisinin de adını duydum. Evet, Özgür söz etmişti onlardan bana. Ama kardeşimin öyle serserilerle arkadaşlık yapacağını hiç sanmam. Kardeşiniz de pek masum sayılmaz ama. Islahaneden çıkalı daha 6 ay bile olmadı. Bu yüzden onu bize süt beyaz göstermeye kalkışmayın. Her neyse, neden arıyorsunuz kardeşimi? Yoksa bir suç mu işledi? Evet, dün gece Gürkan Sağlam ve Zafer Demir adlı kişilerle birlikte bir kuyumcu dükkanını soydu. Ne? Aman Allah'ım! Maalesef soygun sırasında çıkan çatışmada da 2 polis memuru öldü. Olamaz. Aman Allah'ım kardeşim. Özgür böyle kanlı bir soyguna karışamaz. Evet. Arabanın içini temizledim. Koltuktaki kan lekelerini de çıkarttım. Sonra kırılan önceme de taktırdım. Ama... Dur evet, camın sağını solunu biraz çizmem lazım. Çok yeni duruyor. Polis gelirse şüphelenmesin. Şu taş işimi görür. Şöyle sağını solunu biraz çizersem harika. Ustası görse bu camın yeni olduğunu söyleyemez. Evet. İçim mücevher dolu çantayı da banka kasasına bıraktım. Her şey yolunda. Bundan sonra isterse bütün İstanbul polisi gelip sorgulayabilir beni. Aferin Saffet. Şimdi yukarı odana çıkıp günlük gazeteleri okuyabilirsin. Bir şeyler yapmalısın Burhan. Sen benim avukatımsın. Biraz çaba göster. Ne yapmamı istiyorsun Mahmut Bey? Soygun esnasında Zafer ölmüş. Ama Gürkan ağır yaralı hastanede. Onunla gidip konuşmanı istiyorum. Gidip de Gürkan'a polisle konuşmamasını, susmasını mı tembih etmeni istiyorsun? Hayır. Gürkan konuşmaz. O yönden sağlamdır. Benim istediğim öbür çocuk. O nereye gitmiş? Hangi cehenneme kaçmış? Gürkan'dan onu öğrenmeni istiyorum avukat. Peki. Bugün gider konuşurum kendisiyle. Merak etme. Ya demek o polis katilini ziyaret etmek istiyorsun öyle mi? Ben Gürkan Sağlam'ın avukatıyım memur bey. İşte kimliğim. O alçak caniyle ne görüşeceksin ha? Eğer mahkemede onu savunmak için geldiysen gerek yok buna. Doktorlar hayatından umut kesti çünkü. Bak, içerideki kimin katili olursa olsun umurumda bile değil. Ben o adamın avukatıyım. Ve yasalar benim onunla görüşmeme engel değil memur bey, tamam mı? Şimdi girebilir miyim içeriye? Önce giriş izini göster bakalım. Al bak. Peki ya doktorlar? Onlardan da izin aldın mı? Dedim ya senin müvekkilinin canını teslim etmesi an meselesiymiş. Evet. İşte bu da doktor izni. Tamam mı? Şimdi girebilir miyim memur bey?
Gir. Ama sadece 5 dakika. 5 dakika sonra içeri girer çıkartırım seni ona göre. Gürkan. Beni duyuyor musun? Ben avukat Burhan. Avukat sen misin? Benim dostum. Kara Mahmut yolladı beni buraya. Selamı var. Ne istiyor? Merak etmesin. Ben ağzımı sıkı tutarım. O konuda Kara Mahmut'un içi rahat. Biliyorsun Zafer öldü. Ama Özgür yakayı kurtarmayı becermiş. Ama şu ana kadar da ortaya çıkmadı. Mahmut çocuğun mücevherlerle kaçmasından şüpheleniyor. Sen onun nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Hiçbir bilgim yok. Mahmut abiye söyle. Ben öleceğim. Avukat, eğer ölürsem aileme yardım etsin. Tamam mı? Aileme. Gürkan. Yardım. Gürkan. Gürkan. Öldü. Gazeteler ne yazıyor? Dün geceki olayla ilgili bakalım evet. İşte burada. Evet. Vay canına. Mücevherlerin değeri yaklaşık 20 milyarmış ha. Kavrun kadar zengin oldun be Saffet. Neyse. Olayda Zafer Demir adlı soyguncu ölürken Gürkan Sağlam adlı soyguncu ağır yaralandı. Doktorlar Gürkan Sağlam'ın yaşamasının imkansız olduğunu söylüyorlar. Çetenin 3. elemanı olay yerine gelen diğer çete elemanının arabasıyla kaçtı. Aman Allah'ım. Çetenin araba kullanan 4. elemanı diyor. İyi ama bu benim. Şu aksiliğe bak. Beni de çetenin adamı zannediyorlar. Dur bakayım. Benimle kaçan çocuğun adını da yazıyor gazete. Evet evet. Kesin olmamakla birlikte çetenin 4. adamının kaçırdığı soygucunun Özgür adlı sabıkalı birisi. Cinayet masası yetkilileri Özgür'ün kız kardeşi Oya'yı gözaltına alarak ifadesini almıştır. Dur bakayım. Bu kötü işte. Soyguncularla çatışmaya giren polis ölmeden önce mücevherlerle kaçan çocuğun bindiği arabayı tarif edebilmiş. Hayret. Sakın polis benim arabayı aramaya kalkmasın. Buyurun. Adınız Saffet Aslan mı? Evet. Ben cinayet masasından başkomiser Faruk. Bu da yardımcım komiser Yalçın. İçeri girebilir miyiz? Tabii buyurun. Bütün ev bu odadan ibaret mi Saffet Bey? Evet, yalnız yaşadığım için bana yetiyor. Arabanız var mı? Var tabii. Neden soruyorsunuz? Rengi kırmızı mı? Markası da Murat 131 mi? Evet ama neden soruyorsunuz bütün bunları? Arabanız şu anda nerede? Aşağıda apartmanın arka bahçesinde. Daha doğrusu dün gece oraya bıraktım. Sanırım hala oradadır. Bütün bunları neden soruyorsunuz başkomiserim? Birden renginiz bembeyaz oldu. Korktunuz bir şey mi var yoksa? Yok. Neden korkayım ki? Sadece sizleri, yani polisleri görünce birden şaşırdım. Saffet Bey, dün gece neredeydiniz? Dün gece mi? Komiserin dediğini duymadınız mı? Dün gece nerede olduğunuzu soruyor. Yoksa nerede olduğunuzu bilmiyor musunuz? Neden bilmeyeyim ki? Dün gece nişanlım Sümbül'ün evindeydim. Kaç kişiydiniz? Kimler vardı? Gittiğiniz yerin adresini istiyorum. Dün gece Kartal Maltepe Doğuş Sitesi 128 numarada oturuyorlar. 2 yıldır nişanlı bulundum. Sümbül'ün evine gittim, evet. Babası da vardı. Yemek yiyip tombala oynadık. Evde kimler vardı? İsimlerini rica edebilir miyim? Tabii. Nişanlım Sümbül ve babası Ziya Bey. Nişanlınızın, yani Sümbül Hanım'ın telefon numarasını verir misin? Tabii. 8-7-7-5-4-7-8. Not aldınız mı komiserim? Yazdım efendim. Peki Saffet Bey. Nişanlınızın evinden saat kaçta ayrıldınız? Gece yarısına doğru. Saati tam olarak hatırlamıyorum ama bayağı geç olmuş. Pekala, tamam, gece yarısı çıktınız. Sonra ne yaptınız? Eve nasıl döndünüz? Tabii ki arabamla. Hangi yollardan geçtiniz?
her zaman geçtiğim yollardan. Önce Ankara Caddesi yoluyla Göztepe Kavşağı'nı geçtikten sonra Boğaziçi Köprüsü'ne girdim. Köprüden çıktıktan sonra da Şişli, Taksim, Tepebaşı yoluyla Şişhane'den Aksaray'a doğru yol aldım. Aksaray'dan da Samatya'ya gitmek üzere Haseki'den Cerrahpaşa istikametine saptım. Peki yolda hiç durdunuz mu? Yani kahve içmek için falan. Yoksa hiç durmadan evinize mi geldiniz? Hayır, dost doğru eve geldim. Arabamı apartmanın arka bahçesine park ettim ve sonra da hemen yattım. Çünkü sabahleyin erken kalkıp nişanlımla piknik yapmak üzere Belgrad Ormanı'na gidecektim. Ama gitmediniz değil mi? Hayır, gidemedim. Çünkü sabah kalktığımda başım çatlayacak gibi ağrıyordu. Nişanlıma telefon ederek gelemeyeceğimi söyledim. Bunu araştıracağız tabii. Nişanlınızın adını ve telefon numarasını vermiştiniz bize. Kendisine soracağız bunu. Sorabilirsiniz tabii. Peki Saffet Bey, Cerrahpaşa'dan geçerken gözünüze hiç garip bir şey çarpmadı mı? Yok, çarpması mı gerekirdi başkomiserim? Peki Gürkan Sağlam'ı en son ne zaman gördünüz? Ne? Kim dediniz? Ya da Zafer Demir veya Özgür'ü. Onları yakinen tanıyorsunuz, öyle değil mi? Bu isimler bana hiç yabancı gelmedi komiserim. Tamam, şimdi hatırladım. O isimler bugünkü gazetelerde yer alıyordu. Soygun mu ne yapmışlar galiba? Neyse, bizimle aşağı otoparka kadar gelir misiniz Saffet Bey? Arabanızı görmek istiyorum. Tabii, buyurun efendim. Eğer bir sakıncası yoksa ben inmeyeyim komiserim. Sizi burada bekleyeyim. İşte arabam başkomiserim. 78 model bir Murat 131. Görüyorum Saffet Bey. Anahtarlar hala üstünde. Siz arabanızın anahtarlarını hep böyle üstünde mi bırakırsınız? Yok, unutmuşum. Genellikle bırakmam çünkü. Evet. Başkomiserim. Saffet Bey'in söyledikleri doğru çıktı. Dün gece tombala oynadığı nişanlısı Sümbül Hanım aradı. Kendisinin orada olduğunu ve gece yarısı evden ayrıldığını söyledi. Ne oluyor artık, bana da söylemek zahmetine katlanır mısınız beyler? Saatlerdir sorguluyorsunuz, arabamı inceliyorsunuz. Peki nedir bütün bunlar? Bir vatandaş olarak bunları bilmek hakkımdır sanıyorum. Elbette hakkınız. Anlatayım. İstanbul kayıtlı plakasının son numarası 3 ile biten bir Murat 131 arıyoruz. Sizin araba bu tarife uyuyordu. O yüzden rahatsız ettik. Arabayı neden arıyorsunuz? Dün gece Cerrahpaşa'da kanlı bir soygun oldu. Bir kuyumcu dükkanı soyuldu. İki polisle birlikte iki soyguncu öldü. Ağır yaralanan bir soyguncu da bir arkadaşının yardımıyla olay yerinden kaçtı. Kaçan soyguncunun bindiği araba sizinki gibi eski bir Murat 131'miş. Neyse. Sizi rahatsız ettik. Hoşçakalın. Rica ederim. Güle güle. Saffet Bey. Evet komiser. Merhaba. Merhaba. İstanbul'da yayınlanan bütün günlük gazeteleri satın almak adetiniz midir? Senin burnun iyi koku alır komiser. Ne diyorsun bu işe? Pek bir şey çakamadım efendim. Ortalıkta şüphe çeken bir şey de yok. Tabii o bir yığın günlük gazeteleri saymazsak. Nişanlısı ve nişanlısının babasıyla tombala oynadığı doğru. Evden ayrıldığı saat de doğru. Arabayı siz incelediniz. Şüphe çeken bir taraf var mıydı? Araba temizdi. Ön cam yerli yerinde duruyordu. Eski bir cam olduğu belliydi. Koltuklarda da kana benzer bir leke görmedim. Ama yine de bu garip benzerlik midemi bulandırıyor. Saffet'in arabasının plakasının son numarası da 3'le bitiyor. Hı hı. Komiserim, bence Saffet'ten kuşkulanmamız için hiçbir sebep yok. Zira o bırakın cinayet işlemeyi, böyle soygun yapabilecek bir tip de değil. Kurnaz Acemi Soyguncu adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.